Demek bugünkü mavzumuz, o zaman başladım ben. Bugünkü ötedigen mavzumuz haritamız boyunca tipler eken. Ama tipler de biliş için ilk önce skimanı bilişimiz gerek. Skimanı maligini. Anondan ki skimanı bilişimiz için rezolver'ını maligini bilişimiz gerek. Yani bu uçta mavzu birbirine cüdeyen bağlıq. Şu sebeple bu uçta mavzunu bundan ki iki de derste ölçüşe karar kıldım. Lakin üçü oyam random yani karışık. Örgatı barladı. Yani skimasız mesizlerge tipte aynı almayayım ben. Tipte aynı açışım için ise resolverler gerek. Yani o şey işte etken nasıl bir de example görüşümüz için. Hemen ki düşünürlük bu ise bundan şey bir yerden boşluk yetemem. Demek sliderlerge kaytamam. Hoş skimalarımız özü ne miydi? Bizlerge malum bir formatta kursatı için bir naka. Bu skima bu GraphQL'de özüne tilden naka kılınken. Yani bu query language atamasından şehirden keladı. Bundan keyin resolverlar ise bu skimada kursatılgan bu tiplerde diyeyim. Bana bu mesela bir tip ki doğru mu? Mesela query bir tip. Onun içinde bir object var. Bunun pins. Bu yan bir tip. Burada mesela bu array tipini alıyordu. Pin degen bir object var. Bu yan bir interface. Yani tip. Ve bunun içi de bu şekilde kirliyeti diyordu. Yani bana şu yazılgan schema'nı execute buluşu üçün bana bu resolver'lar işe düşerdi. Yani bana şu siz mesela query'de pins degen bir soru da alışınız için resolver'da bana bu yerge getirdi. Bana şu fonksiyonu işlemde bacarışı gerek. Bu ikonu işi şu. Şimdi tipler ne dediysek. Tipler bu yerde körüp durganınızı bana bir ID'ni koruyamsız mı? Bana şu bir tiptir. Bu yerde string, bu yer bir tiptir. Bu yerde number var. Ve bana şu narsalar bu GraphQL'li tipleri değil. Bu yerde tiplerde hoklasayız hamması ki string yazışınız mümkün. Bu yerde muamma yok. Hoklasayız hamması ki number yazamayız yani tabii ki. Mesela ID'ni oradaki number'a mı yazışınız mümkün? Xullas bu tiplashi ne kadar o'zingiz strongsiz yozgan kodlaringiz shu qadar haligi himoyaliroq bo'ladi deb tushuntiray. Chunki ID'ni o'rniga string yozsangiz, masalan o'rnak berayim. ID'ni o'rniga string yozsangiz, mana bunday qilish mumkin. Masalan, mana bunday ID yozib yuborish mumkin. Yoki ne bileyim, string bo'lgani uchun mana bularga ham ruxsat beradi, to'g'rimi? ID'ni yerga mana shuni ham yozish mumkin. ID deganining sababi şöyle ID'nin oradaki ya da mandaki ID degen tip koşuyoruz gerek ya da number. Nemege ID? ID bir yerde string formatını hem kabul kıladı. Yani unique ID'ler ya da MongoDB'nin string'i bu ID'si var ki. Yani şu anki ID'lerde destekler için ID hem string formatını kabul kıladı. Ama bu number fakat rakam. String'in rakamını hem kabul kılmaydı. Eğer mobada siz bana bunda string altıda bir yazsayız bunu kabul kılmaydı. Yok dedi sen benim bad format yubarı yapsan dedi. Sen menga dedi naqa normal oddiy bir qilib yubor dedi mana bu shaklda. Demak, endi bu yerda naqalarga kelamiz. Birinchi skema tiplar dokumentatsiya bo'yicha ketamiz. Bu yerda nima deyapti? Tamam. Aslida birdan example application'ga o'tsak ham bo'lar ekan. Benim için şimdi etkisem yani de sizler için düşünüm o soru oldu bu. Sizlerden aldım biraz özümelik kıldım. Proverka dedi mi? Teşiriş. Örnek application yazıp gördüm. Normal demek bize hazır application'larımız hamısı Node.js'te buladı. Ama bundan keyingi derslerimizde aramızda Python'da biliydik. Ondan keyin yana boshqa tillarda biliydigan anaqalarimiz bo'lsa, akukalarimiz yo PHP'ni biliydigan, ulardan ham bunaqa exemplar qilishini kutib qolamiz. O PHP'de hem belki özüm sınav kurarım ki yoru agar vaxtımız yetse. Demek GraphQL'de herkende bir schemanı yasaşınız için onu build kılışınız gerek. Herkende schemanız işleşi için. Yani bu yerde bir de GraphQL'de özünü build schema degen helper function'ı var. Bu function'da içine siz schemalarınızı yazarsınız. Bu schemalar hepsi string buluş gerek. Bana bir yerde eğer GQL degen extension'ı koysanız anakana destekliydi bu to kodlarınızı doğru okuşu için. Mesela de siz biraz aldın karın o da string bu görünüyordu doğru mu? Ama de GQL deseyiz normal ne kadar görünüyordu. Ama bu için bir tane kütüphane yükle bağlaşmanız gerek. Benim için bunu gereksiz diye söyleyeyim ben. Şahsen benim hiç ihtiyacım bulmadı bugün için. Hoklagenler işletmesin.
Oo. Yaxshi ham aytibsiz. Men editorga o'tgandim. Bir minut, uni to'g'rilayman. Hozir qaytadan to'g'irlayapman buni. Xo'sh, ikkinchi bob bunga tek. Hammaga editor ko'rinyaptimi? Super. Tamam. Agar anaqa bo'ladigan bo'lsa, men hozir telegrammalarim yopiq bo'lgani uchun sizlardan iltimos, boyagidek xabar beringlar, nimadir qolib ketayotgan bo'lsa, keyin orqaga qaytib yurmaylik. Demak, buni boshidan yana bir marta tushuntiray. Bizlar GraphQL'da, har qanday GraphQL'da erta katta-katta proyektlar qilayotganimizda skimalarimiz bo'ladi, resolverlarimiz bo'ladi. Ya'ni resolverlar bular, ya'ni o'sha skimani yozgan skimangizga ko'ra bir ishlam yopilishi kerak bo'lgan joylar bular. Bu siz bu yerda esa shu tiplarini ko'rsatasiz. Masalan, menda bir query kelad bo'ladi deysiz. Uni tipi masalan hello va u response olarak senga string yuboradi deysiz masalan. İşleş tipi shunday. Keyin uni bu hello degan resolver'im masalan qanday ishlashini bu yerda aytayapman. Demak, bu yerda bir resolver'im bor, hello va u menga string yuboryapti. Bu yerda mana bu empty naqada birinchisida root parametri bor. Undan keyin ikkinchisida esa context, üçüncüsü de ise yana nima bordi? Adashmasam agar menimcha request response bo'lishi kerak. Request bilan response. Ikkovi ichida keladi. Bu ikkinchida har doim kontekst keladi. Va bu yerda request ichidan har qanday uchinchi anaqa ma'lumot olish xohlasangiz, bu yerdan olaverasiz. Bu yerda deyaptiki, hello degan tipim bor, ligim bor, bu skimam bor va u menga string yuboradi deyapti. Hozir bu yerda bir sinab ko'ramiz. Agar bu string degan narsaga, endi string bo'lmaydi-da, boshqa tip bo'lsa edi, to'g'rilarkan. Tamom, number deyik. Hello degan yozuvim bor deyapmiz. Tamam mı? Men bunga return olarak number yuboraman dedim ama men bu yerda ko'ryapsizlar string jo'natyapman. Bu hozir bizlarga xato berish kerak. Ko'ramiz. Node. Ha, mana xatoni oldik. Bir minut. Bu yerda nima deyapti? Ko'rib turganlaringdek. Deyaptiki, sen menga number unknown type mi? Bunu açıkçası önce düşünmedim. Bir minut. Yeniden deneyeyim. Yok, number diyeyim destekler de bu arada. Integer. Ha, tamam, süper. Bu arada rahmat. Apollo GraphQL'de number deb yazsa izlem. Integer'de destekleydi. İkisi bir xil. Çünkü karıştırgan buluşum mümkün. Ve bu yerde görüp turganız de bu slider diyem oşa ligi yazılgan. Integer yazılgan. Number yazılgan. Çünkü number desteklerdi. Bazı nemege işlemedi. Bunu bilmedim. Lekir rahmat. Bu yerde karayın. Bu nemedi yaptı? Hello'da men number format yuboraman dedim. Integer format. Ama return olarak string yazganım için bir yerde hatanı verdi görüp turganız de. Dedi ki sen string yönetirsen, lakin ben senden integer kütü yapman dedi. Agar bir yerde men bir yazsaydım, bu doğru birden execute kılardı, ruhsat birer miyim? Bundan ki ingi action götüşümge. Gördüğünüzde hello bir. Bu number forma gibi vardı. Hani indi bu skemalarda gördüğünüzde bir de return olarak adı bir string ya da number bir nerse yönetimi. O object ya ki array'ler bulsa bunlarla kendine yönetirdim. Ya da ki ingi real projektleri kütü ekleyin. Doğru mu? O değil misal bizlerde bir nimanıdır item'ı var. Doğru mu? Item. Bu item'ımız normalde bir object buluş gerek. Doğru mu? Burada item ne diyeyim, tip diyeyim. Bu yerde bu items emas, item bir tane item. Ben bu item'da alışım için normal ben de bunu product diyeyim hiç olmasa yani product desem benim için düşünürlük olur. Product. Aynen. Şimdi bunun adını product diyeyim.
Örnek vereyim, bizde bir mahsulot var. O mahsulotni bir donasini olishimiz kerak. Normalde bizler o mahsulotni bir donasini olishimiz için onga ID yuborishimiz kerak, doğru mu? Yani ID'si bir bo'lgan mahsulotni menga jo'nat, ber deb. Vaqti buni qanday qilamiz? Bu yerde Mana bu joyga xohlagan valyingizni yozishingiz mumkin. Bu yerda bir qavs ochamiz va bu yerda masalan o'rnak vereyim. Men sendan ID olaman deysiz. ID unique ID yo UUID bo'lishi mumkin, to'g'rimi? Mu? Unda qilsangiz, mana bunda qilsangiz unique ID UUID'larni dastakliydi. Ama deseniz ki, benim ID'm her zaman integer keladi. Init'i yazamız. Ana hoş. Bundan keyin bu product'ı ilgisi item bize response olarak bir object yuvarlış gerek. Doğru mu? Demek bu yerde product'ın nasıl oluşu mümkün? ID'si oluşu mümkün. Doğru mu? Integer. Ve bu ID required. Çünkü her zaman ID'ye göre işlem yapıladı. Bu GraphQL'de required undo bilgisi bilen kılınadı. Undo bilgisi koyduğum vakti ise, ha, bu demek required de yani. Ana ondan ki ikincisi neyi mi var diye tasarlamış? String. Mesela ana yedi bir gel bir tarz olur da bunu tamamlayayım. Diyimiz ki product'ım var mıydı? Bu product'ımda bir özgür üçgeli adı kandaydır ID'si var o yerde. Ana ondan ki mi bu özgür üçgeye göre bu P nereden geldi bilmiyorum. Diyelim ki ID'si 1. Bu şekilde bir bizler de mahsulatımız bulsun değilik. Hoş. Peki Telegram'da Biz koşucular tamam. Makul mu? bu Tamam. Demek bir de hazır ne makıldık? Bizlerde bir mahsulatımız var. Bir kandaydır, produktumuz var. O produktu bir tane produktu alış için, yani bu filter işlem kılıçları için ya da searchable işlemler kılıç için bana bir de kaos içinde yazarsız. Ne ligingiz gerek olsa, execute kılınırken, payloadingiz gerek olsa. Bir produktu yükle mi mesela, o niye bana şu yerden kılar? Sadece onlar gelip kirem, sadece birinci query'den bahsedelim. Demek bu produktumuz var. Bunu ID'si bana ID'ye göre işlem kılamız dedik. O ID'miz de tıpkı integer dedik. Bu arada bu yerde object'ten yubarışıyız mümkün. Haklısınız. Onu hem hazır browser'ın namını nasını göstereyim. Anondan ki bu menge response olarak ben bu senge tamam bu ID ile product request cünettim. Senin haklı de. Response olarak menge nime cünettesin deyip soradık. Bu dedi ki bir de benim bu product tipim var. O tipte içine nime bulsa ben senin oşanı cünettemem dedi. Ve bir yerde resolver'larda ise bunu aynısını kıldık. Demek product keladı. Bir de bir ID'si var. O ID'sini hatta ben şöyle yazsam bulsa gerek. Bu yerde tam olarak neme gelişini bilmeyeyim ben de şunu yan bir konsoldayım görüş kirayla. Hoş. Bunu bir kılaylık. Bu yerde, çünkü kontekste içine birden ilgim ki maslığı mümkün. ID'ni özü. Header'lar falan buluşu mümkün çünkü. Demek ondan ki return olarak bu ID ile neyimdi birimiz dedi. Demek bizler şimdi bu skemanı execute rank görüşümüz gerek, doğru mu? Neme bol etkenli görüş için. Demek bu skemanın query'inde adı product ve ben onge birinci bu birinci item'ni menge bir dedim. Ve bir ID bir ID bir dedim. Ve menge return olarak product cüneyt için etti. Product için ne mi bağırdı? ID'si bağırdı. Name'i bağırdı. Doğru mu? Hoş. Bunu sahranit kıldık. Hani yine ranklarımız. Ha, demek kildi hemen erse. Aa, bana karın. Yukarıda demek ID'nin içi de birden kil yaptı. ID'nin içi de yine bir ID değişim gerek. Demek bir yerge context demesinden birden bana bunu da kılıp bana bir yerge ID desem muammasız işler iken. Yani bunu düşündü ha ama ne demek bu dakika böyle object içinde ID dediğim için. O object içinde olmasaydı mam dakika alışkı doğru kelardı. Örnek vereyim. Örnek vereyim. Bu yerde eğer bu yerde ID yazmasaydı bana bu object içinde yazmasaydı mesela contact yazardım. Context.
Ondan keyin kontekstte içi de id bo'lardi, nokta id yozardi. Men bu kontekstni yozishdan qutulish maqsadida birdan object qildim. Object ichida, ya'ni bu ma'lum bir objectni parchalagandek gapda, endi hamma bilsa kerak. Endi bilmaydiganlarga example qilib aytdim. Demak, hozir yana bir sinaymiz, o'zgarish bo'lmasligi kerak. Run. Ko'rib turganingizdek, demak men hozir id'si 2 bo'lgan mahsulotni olish xohlaydigan bo'lsa nima bo'lar ekan? Qani haqiqatan o'zgaryaptimi? Dam. Ko'rdingiz kabi ID'si 2 bo'lgan mahsulot menga beryapti. Endi bu 2 string bo'lsa nima qilardik masalan? To'g'rimi? Yuqorida masalan bizlar string ham bo'lishi mumkin dedik, bu yerda naqa bo'ldi galiba. Buni bittaligini qilaylik. String bo'lsa nima qilardik? Va xato. Bu yo'q, bu xarakter xatosi deyapti. O'rnak beraymanmi deb yozay. Ko'rib turganingizdek, sen menga bu yerda produktni ID'siga deyapti, integer beraman deding, ammo uni valyusida kelayotgan narsa DACD, qarang, mana bu narsani ko'rsatyapti. Valyusida kelgan narsa DACD deyapti va bu integer emas deyapti. Kecha bolalar kimdir, hozir unutdim kim so'ragan. Kechagi darsda GraphQL'da eslaringizda bo'lsa, xatolar nimaga status kod bilan kelmaydi, xatolarda muammo bor deb aytuvdi. Esladimi hamma? O'shanda men aytgandim, GraphQL'da xatolar aligiga ko'ra bo'lmaydi, status kodlarga ko'ra. Bu chunki bu o'zi bir query language bo'lgani uchun errorlarni o'zi mana shu GraphQL error nomi bilan jo'natadi. Masalan, Apollo GraphQL'da bundan keyin masalan bu integer cannot represent non integer value deyapti-ku. Bu yerda GraphQL'da Apollo GraphQL'da şey deydi, input validation error deydi masalan. Yo'q, ne bileyim, loginga kirish yopgan vaqtingiz tokeningiz expired bo'lsa, authenticate error deydi masalan. Ana shunda error name'lar berilgan, kodlar berilgan, o'sha kodga ko'ra keladi. Ama status kodi masalan 401, 422 yoki 500, 501 ga o'xshab o'zgarmaydi bunda. Demak, bu aytganda, bu yerda bir dona mahsulotni olish uchun bunday qilsak, demak, muammosiz ishlar ekan. Va buni so'nggi ligimizni sinovimiz qilamiz va ko'rganingizdek successfully. Xo'sh, endi tamam, objekti aldık ama ben mesela tüm itemlarımda alıştı koklayayım. Bütün produktlarımda. Bu kapaylıkta katta rahmet, autocomplete. Yani çün, bu koklası lan uçur koşu mümkün. Biraz vaxtdan yutuş maksadı yok kandı. Demek, bütün mahsulotlarım alışım için produkt istegen query'im var diye düşünelim, tamam mı? Ama ondan keyin bu bütün meni product itemlar, itemslarım hamısı bir produkt degen objeni array holatida ko'rinishi kerak. Ya'ni datani array formatida olib men yuborish uchun mana bu to'rtburchak qavsdan foydalanamiz. Ya'ni bu buni qo'shib yozgan vaqtingiz GraphQL avtomatikki, ha, men bu bergan object valyusini array qilib response qilib jo'natishim kerak deb tushunadi. Demak, bu produktda ham masalan anaqalar qilishimiz mumkin, to'g'rimi? Search qilishimiz mumkin. Masalan, bu tüm produktlarda search qilishimiz mumkin va u string. To'g'rimi? Ana ondan keyin ikinci olarak yana nima qilishimiz mumkin? Pagination qilishimiz mumkin, to'g'rimi? First masalan bu yerga input deyim. Input. Deyalik buni oti page input bo'lsin buni oti. Ko'rib turganingizdek, yangi va bu required. Nima bo'ldi? Ko'rib turganingizdek, bu yerda bir object olishga harakat qilyapman. Bu qavsni ichida. Ammo bu yerda men sizga boy oldin aytgandim. Bu yerda siz xohlagan tipingizni jo'natib qo'llanishingiz mumkin. Xohlang array, xohlang object, xohlang string, hech farq etmas. Demak, bu yerda bir yana bir yangi bir tip ko'ryapmiz. Input. Bu qanday narsa ekan? Demak, bu yerda input degan yangi tip kelyapti. Input. Bu yerda dedik ki first on olmaz integer ikincisi ise offset kerak emas aslında after olsun, after string ham required. Men sizlarga nega buni bunday qilganini aytay. O'rnak bering, normalda bizlar paginationimiz bo'ladi, to'g'rimi? Masalan, bizlar paginationda nima qilardik? O'rnak bering, bir REST API'da. Masalan, page
Page ID mesela page diyerdik mesela 11 desek 11. page'de mesela o birerdi bizlerge doğru mu? Ama bir de mesela after koydum. After. Bu ne demek yani desek bu normalde GraphQL'da şimdi bir özelliği var. Bu hudu mene şükür dururken şeklinizde after'larda en ahırgı mesela 11 tane page'de dediğiniz doğru mu? Mesela bir de 11. item'lı ligisi ID ise örnek vereyim 999 buluşum mümkün doğru mu? Yani bu ID'ye göre işlem kılganın için bu after'da bu şey ID 900 mesela pardon item'ın ID'sini string formatı çevirip o şundan nakaklı bir adı. Yani siz bana yerde first 10 deseniz bana hatta bir de example'dan yaz kutsuzum yanında da çıkaylı bulardı. Evet şunu yakalayayım. Demek bunu hazır bunu sizlere batafsız düşündüremem bana bu ne bunu pagination kılganımdı. Bu yerde bu products'ı resolver'da kursatamız kendi işlerşini. Push product diyen bir arkadaşım var dedim. Ve o Ctrl Z bir de tamam. Bu menge dedi ki array formatı da iki tane item'i barışım ve demek return olarak array olarak yönetemem dedim bu adamga. Ama bir de bu array'lerimde içi de product interface vardı doğru mu tipi? Yani bu şekildeki ilişkiye girdi. Ve bir de kurturgan izdi. ID'si var, name'i var. Bir de queue bilen input var. Bu input ne mi? Haklasam bir de hazır onu yani kurs edemem sizge. Ama bunu real'da yani application'da keyingi derslerden belki yazıp kurs açışım mümkündür. Input ve bir de queue olsun. Aslında Q string kabına kayasın. Search üçün. İkincisi de ise hoş. Bu yerde dedik ki birincisi de senin de bir queue'un var. Slash için. Ona querying var. Ondan keyin bir inputting var. O input içine pagination'da malumatları gelir dedik. Bir query de ise slash için. Bu queue nullable buluşu mümkün. Yani adam haklasa search key kılması gibi mümkün. Ama input her daim mecburi. Çünkü adam mesela bu input koymasaydık, bir yerde pagination koymasaydık, milyon tane item'ımız var diye tasarruf kılarız. Onu hemen fetch kılışı mümkündü. Sebeple bir yerde ne dedik? Page input required. Ama queue yani slash required emas dedik. Yani karıp kurturganızda bir yerde undo bilgisi yok. Mesela bana bir yerde undo koysaydım, product her daim required deseydim, bu yerde ne bulardı bilirsiniz mi? Eğer product null olsa, yani o mesela örnek vereyim 999. item'ı çakırdınız. Ama onu çakırgan vaktiniz o yerde o item yok olsa sizge hata verirdi. Yani bu ne demek yani? Bu demek yani null bulmadan malumat ibaret her daim demek. Yani null olmaz demek bu. O yüzden de hatalıklar verir mümkün. Bunu yani birazdan ilerleyen derslerde mesela real projelerde ütkenimizde example'ları bile kursatıp gitmem. Hazır şimdi eski vakti ayıp gideyim. Hoş. Şimdi bunu execute kıp koyalımız product'ta. Hani bu işleydi mi? Dedim ki min de product var. Ve onun içi de mesela hazır keyni fakat Q yazamız eligini yazıp kurmayımız. Mesela bir degen narsa var mı dedik. Bu menge return olarak karın. ID name yubara dedim. Ereği bulsayın bir de özgârış yok kurup durgan izleyin. Hamaga ligiler yaxshi etib boryaptimi? Bir plus yozasizlar mı? Kamchilik yok mu? Super. Ders tushunarli bo'lyapti mı? Tamam, katta rahmat. Güzel. Endi bu yerda products'da faqat search dedik. Lekin nima dedik? Inputlari bir yozmadik dedik, doğru mu? Yani mana bu yerda agar men odam yani örnek vereyim, ben bir buzgunçuyum. Adamga dedim ki, bir hackerlik kılıyor dedim. Bütün malumatlarını, hemmesini dedim, alış taklayayım. Ondan ki, özüm database'imge set kolamam dedim. Yani, bir input yazmadım. Demek, bakalım, yani GraphQL kanı bunu aldığını alalım ki. Özür dilerim, burada product return kıldı. Neme gelir? Products, evet. A, S, data null prototype. Aa, bu benimce bu biraz hatırası
sanırım. Tamam, product. Ondan keyin bir de fakat bir bugün itemini bir dedim. Ondan keyin resolver root'u menga bir dedim. Response olarak bunu bir dedim. Hoş. Yani bir yana sınav görmem. Allah Allah. Hazır benim bunda şok mu ballar? Çünkü hiç GraphQL'da bunu sınama kurmagandım. Sizler bilen beraber play dedim. Çünkü ne demek ki? Aldığından tayargarlı kurganımda bu kamardı diye bulayım. Çünkü hafa bulmayızlar. Orada kançılıkları, muammalar çıkışı mümkün. Bunu beraber çözeceğimiz hep. Hoş. Bu adam da blok sıkayım ya. Benimce bir de muamma ne mi aitiyim mi arkadaşlar? Tamam, ben bunu senin productsı bir dedim. Benimce bu editor muammasıdır herhalde ya. Nodeman server.js ne? Kimdir nimadir yazdı mı işte, aytti mı işte olmaya kaldım. Bunu yubardım, doğru. Bir yerde query, products. Bir de items deyip namını özgürtüp query. Sinash için tabii ki de. Items. Çünkü benim bu kompüterimde keşi denen buluşum mümkün. Şu sebeple anakı kımıyız. Sev kıyamam. Katta rahmat. Sev kıyam edim. Ana uşa hata verdi. Bir de prost anaka. Ya bu CMSQ. Keşke alakalı muamma böyle yaptı. Bu benim kompüterimden. Çünkü kompüterimden tentakle kıpıradı her zaman. Çünkü namını özgürttüm hazır işledi. Bana karayın. Bu yerde ne dedi? Sen dedi ki bir de hama value'larda kırgızmadın diye yaptı. String keynote respond on... Aha, tamam, bunun string yazayım. Bu fazla yanı hata bir işkilik çünkü. Ha, güzel. Bir de karen. Kurturganizde bir de ne yaptı? GraphQL error'da de yaptı ki input de yaptı is required. Kurtursun mu? Page input degen bir interfacing var de yaptı. Yani tipping var de yaptı. Sen o alandı alan demedi yani. O narsanı, o objekti yozmagen sen de yaptı. Onu yozmagen için ben senin hemen narsanı bir almayayım ben de yaptı. Demek bu da okey dedik. Ben bir Q'nu yazmayayım ben ama page input yazıp koyamam dedim. Benim input'um var. Ve onu içi deneme bağırdı. First elementi mesela 10 olan item'dı. Örnek vereyim. After bundan keyingisini bir dedim. Bunlar required bugün alanlardı. Demek yine bir tekşif kuramız. Ben bir de deneme hata biri yaptı. Dedi ki field items argument yok. Bu bir aldığın hata iken. Silerim ait mi siler lan? Bana bu narsa objektif ya. Bunları ya siler. Hatanı doğruluş gerek arkadaşlar. Neymiş? Değil mi? Input. Tamam. Ne madde yaptı bir yerde? String cannot response. La. Page input'um var. Tamam. Bir yerde Apollo GraphQL'de virgül koyuşken ruhsat birmeydi. Yani virgül koysan faydası yok dedi. Virgülden buluşmak mümkün mü? Bu arada virgül koyuş mümkün olmaz. Bana bu virgülde. Bu object içinde de yaptı. Tamam. Ben bunu verdim senin. Bu bir input. Tamam. Bir yana bir karayım ben. Ve bu yerde input'um var. Eyvallah. Ki bu first'um yana bir input, tamam. Bunun içi de after var. Bunun içi de string. Tamam. Bu aslında işleş gerek. Ne kadar hayran oldu. Bir de diyelim ki to string
Şunu şöyle alsam. Bunu ben kropkanı bastım ya. Editöründen mal mı çıktı? Esk. Kim diye editör dışına kama bu zaten? Restart qilish kerakli editorda. Yaxşısı özüm bilgen kullanayım. Faqat sharing o'chib qoldi. Aha, onu uçurdum çünkü başka editör açtım ki. Server'de de vay. Bunda da aynı muamma. Sizde shift basılıp qolgan menimcha. Shift mi? Yok. Of. Şu Windows kompütürlerden nefret. Alttan tene bastıydı. Bir minut bunaqanı recordingde toxtatıp yangidan başlasam mayli mi? Kompyuterimi uçurup yakıp. Menimcha bu kompyuteri uçurup yakmasa tuzalmaydı yo. Nemadır knopka basılıp kaldı mı? Vallahi bilgim yok. Kontrol al. Yine şöyle bir şey olmuş olabilir mi? Fikri boğanlar var mı vallar? Ben de hiç nasıl işlem yaptım. Bunu kapatayım. Fikir bor, faqat o'sha editor bo'lganida o'sha yozilgan narsa to'g'risida so'ramoqchi edim hozir Hoş. endi. Ho, demak opsional degan narsa bor ekan, demak required'dan tashqari o'sha TypeScript'ga o'xshab oxiriga undov qo'ysa, demak optional bo'ladi bu. Ho. Siz 1 minut devam ettirip durayım. Ben kompüterimde böyle uçurup yok. Kayıtıp kırıp devam ettiremem, tamam mı? Bu Aha. mikrofon az umman işlem yaptı. Şimdi. Anadır bile koydum mu? Bin bar özür fazla kaytaran kıramam. Assalomu alaykum hammaga. Dars to'g'risini aytsam, unaqa ko'p narsa ham tushunmayman-ku, lekin bilmagan narsalarimni bilyapman. Masalan, real amalda shu narsalarni ishlatib ko'rsatib berayotganlarigami o'sha GraphQL validatsiya borligi, keyin bu GraphQL zapros, ya'ni so'rovlar tililigini, keyin uni boshqa tillar bilan integratsiyalash osonligini o'rgandim. Oramizda agar boshqa fikr bildirmoqchi bo'lganlar bo'lsa, bemalol bo'lishib gaplashsanglar bo'ladi. Lekin shu joyda mani o'zimni savolim borki, masalan, manimcha hammaga tushunarli bo'ldi, bitta tipizatsiya, ya'ni tiplashtirish degan narsa bor. Masalan, integer, string yoki bo'lmasam array obyektmi. Endi boshqa o'rinli savol keladida, masalan, frontendda o'zingiz bilasizlar, fayl upload qilish kerak bo'ladi. O'sha masala nima bor ekan, hozir shu qiziqtiryapti mani.
Ya'ni binarlik qanaqa jo'natiladi? Buni validatsiyasi qanaqa bo'ladi GraphQL'da? Shunaqa savolim bor. Endi men ozgina oldinga o'tkazayotgan bo'lishim mumkin. Aybga buyurmaysizlar. Hammaga ko'rinib boshladimi? Men hozir ilgilarim o'ziga kelib boshladi. Menimcha endi muammosi davom etsin bo'lsa kerak. Hammaga ekran ko'rinyaptimi? Yozuvlar shriftini kattartiraymi? Bunda Ctrl plus bilan yopiladimi acaba? Numpad bilan plus teng yozilishi kerak ekan. Menda numpad yo'q. Numpad bilan numpad tarafiga. Menda numpad hech yo'qda. Mayli oddiy plus ham bo'ladi. Plus bilan ham bo'lmadi. Kontrol bosib turib ko'ringchi. Kursor bilan bo'lma, o'sha bordida buni kontrol bilan lekin anaqasini kirgizish kerak edi burada. Shoshmang, editorga kiringchi. To'g'ri, kursor deb yozmang, editor deb. Tamam, editor. Tak, font kak raz. Uchinchi. Hop, mana shu yerda 13 o'rniga bir 20 qo'yib ko'rasmi? Aha, bu yerda size'ni o'zgartiryapsizmi? Aha. Bo'lardi. Tamam, 20 bo'lishi mumkinmi? Menimcha tamam. Bo'ladimi hammaga? Yana biroz kattalashtiring. Yana 2 ta pikselga. Okay, men. Mana endi yaxshi. Tamam, rahmat. Xo'sh, bu items nimaga muammo qilayotganida buni ko'rishimiz kerak edi, to'g'rimi? Yanlış hatırlamıyorsam. Menim shu editorni shunaqa muammo bor, lekin topolmaydi. Node.js path'ini uni ham to'g'irlaydi. Ming bor uzr, hammani vaqtini olganim uchun. Bu tamam, xohlasa NPM'de oluş mumkin. Bu terminalda işletmeyemiz o zaman. Ben bu terminalda işletemiz. Tak, bir yerde nima qilayotgandik? Produktni input kelmayapti da adashmasam agar. Bu menimcha büyük ihtimal şu keshga aloqali bir-biri yo'q. Node server. Xo'sh, syntax error qayerdaymiş? Aha, buraya sinirsiz bo'lib ketdi dedi. Xo'sh, demak, bu query, keyin itemsda terminalda shunchaki run qildim. Anaqa bolalar, to'xtang bo'lmasa bütün anaqa ekranimni sizlarga share qilaydi. Bütün ekranni hammasini ko'rinadigan qilay. Xo'sh, screen 1. Terminal ko'rindimi? Bu yerda yangidan mana bu qo'yiladi, yangidan sinik. Aslida mana bu yerga GQL desam bo'lar, menda yo'q bo'lmas ekan. Tamam. Bu bütün itemlarda olyapti. Yangi mana bu shuni ichini boshqatdan sinab ko'ray. Bu meni hamma itemlarim va menga bu return bo'lib ID bilan name'ni jo'natadi deydik. Ular pastda tursin. Bunday jo'natadi deb tasavvur qilamiz va men bu yerni ichida men nima dedim, men bunga ikkita anaqa jo'nataman dedim, to'g'rimi? Birinchisi ID, yo'q input Q, buni ichida hamma narsa bo'lishi mumkin dedim. Uni ichida ikkinchisida esa input jo'nataman dedim, to'g'rimi? Bu input ichida bir object bor dedim. Object ichida first bir raqam, undan keyin after esa qandaydir bir string dedim va string bunday yozilmaydi bolalar. Mana bu string yozish uchun adashmasak bunday qilsam syntax xato desa kerak. Sinab ko'raman.
Abi de sizge masal keltireyim. Hı. Anna örneğe sizde bolsa tilde degen konakkası bolardık. O şan işletsiz. Hemen hemen. Bu yem süper fikir. Katta rahmet. Bu ana indi bunu benim oğuz kumunumuzdaki de işletsek bula diyor. Şuna kadar nasıl olur etmişler mi? Hayalim kim attı? Şimdi bunun için doğrulayıp çıkış gerek. Tak. Bu yerde yana plus var. Haydi renkliyim bu. Aslında bu yem gereken senin. Tamam. Bu yem gerek emez. Ama bu tilde string de kabul kıladı mı? Yani şu burası beni oylantırdı. Eğer kabul kısa muammasız işlese gerek. Ha kalan. Bu value bu kan için bu şekilde buluş gerek. Tamam, teşekkür kuramız. Editörge karayımız. Ben... Neymiş? Kayırdadır plus var diyordu. Kayırda plus var. Meni anakamda terminalımda muamma var bakışıydı. Kayırda uje bu eski derslerden akıl yaptı. Kayırda yaptı ki sende de yaptı. Plus kayırdadır yazgan sen de yaptı. 8. ve 49. 49'da dedi. Bana bu yerdeymiş. 49. katı bende aslında yok. Ve bir yerde items dedim. Ve bana bir yerde şunca ki GQL yazayım. Tamam. Items. Bu cube string. String dedim bana bu şekilde olma. Input. Input'un bir object. Bunun içinde first'ım var. Bu bir number. Bu da string. Ve response cümlatçı yine bu şekilde dedik. Eğer buna kadar muammalar kub yaşamazlığımız için bollar hoklasaların şu Apollo'nun client'ını kurup devam etsem mi? Ben bunu umumen işletmeyeceğim ben bu arada. Graf gördü üzdüm anlaka kılıp. İyi bu hayatın devamında hiç kim anlaka kılıp işletmeydi. Şaşmayın, şaşmayın. Ben hata korken de buldum. Hoş. Skema'da, Fuel Skema'da içinde kitap bir üstür gene kadar, product'tan ki. Of. Çok iyisiniz ya. Teşekkür ederim. neymiş? Syntax error. Kayırda? Kayırda? Katarı yok lan. Neymiş? Hala boş kattan vermeyiz kemanları varınca. Bir de bu işlegen Ctrl bu yerde kayırdadır. Bana bir olsun kun. Bana bu olsun kun daha doğrusu. Bu çünkü object imasıdır. Nemege object demez karen. Bir yerde object buluş için bana bu items'tı, bana bu input kub cönetişim gerek. Bir yerde Q fakat string kub. Şu sebeple hata bergen buluş mümkün. Evet. Katta rahat demek. İşledim. Hoş. Bir yerde lekin kurturganların da response vermedi bizlerge. Karen null. Ve bir yerde bir neyse yapılmayanını gördüm. Bu mana bunuki. Tamam. Item bu mana bunga tegishli, bu bunga tegishli. Men mana bu menimcha muammomiz mana shu stringga alaqali bir şey ya. Bu mana bu narsani desteklemese gerek büyük ihtimal. Şu sebeple bunday hata berdi deb o'ylayapman. Mana bunu ham naqa qilay? Çünkü responsumuz doğru çıkmadı şu sebeple bunu düzeltiyorum. Hoş. Ne mi hata? Ha, bu string emas dediğinde. Boyağı demek doğru bu gönüken. Geri döndür. Ama bir yerde yine bir hata var. İkinci hatamız da neymiş? Aynısı. Mana DASD, mana buyum string buluş gerek. Bana bu nömege sonunda bir tane object kursatma yaptı yapılgan halatını. Ben bunu düşün almadım. Ay... Ha, yok. Skima gene bir karayım ben. Items'ım. Bana bu ne fakat product'ı özü halatı da bir nakıbıp geldi. Array. Tamam. Ben bir yerde nöme dedim. Product. Products. Bana bir yerde ise ben bulardı hamasını. Ne cün attım.
Bu null nedense. Vallahi eminim şu data object null items null. Neyse, hatamı taptım ben. Hamma hepsilerde yana bir var. Hatamı etmegensiler. Bir de karayınlar. Query de içi de iki de tipim var, doğru mu? Birinin adı product, ikincisi items. Ben sizlerge derste öteytken de ne dedim? Bu tiplerde içi de ne varsa bunu hamazı bir yerge yazılış gerek dedim. Sizler de akıllıların bir de product yazdım ama bir de products var. Var mı bizde de product isteyen tip? Yok tabii ki de. Items. Ben ya ne kafam varmış. Hani yeni karayınlar. Bu kadar mesela hatalar da açıp duruş gerek arkadaşlar. Hani kurturgalarında haması datalar geldi. Gördüler mi? Bu hatanın üçünü bitirir mi? Benimce hamamız gibi bu cüdeyem çıraylı ders oldu. Çünkü bu etkenim direkt bu resolverlarda içi de tip deneme yozgen bu sek, bu query, bir habrazda mutationler götürmez ya da subscriberler götürmez. Bana şu query'de ya da ne bileyim mutation'de içi de neme varsa, bana bunu deyin, her kan deyin, neme bunu endpoint deyişimiz mümkün aslında. Bu query'de içi dergilerin, mutation'de içi dergilerin. Kan deyin şunu bir hazırca sizler ki endpoint deyip düşündüremen, bu aslında query, yani ligilerin, fikirlerin karışmasın, sizler ki çünerli olsun diye beydeyip Ben şimdi kandaydı bu endpointimiz kaysi şekilde yazılgan bu mesela product tipi yazılgan mı? Bu yerde kesinlikle u bo'lishi şart. Bu yerde items tipi yazılgan mı? Kesinlikle u bo'lishi şart. Ha qarang mesela mana bu yerde hello bor. Bu tamam yok bo'lmasa hiç böyle qilmaydi. Agar men hozir mana bu yerde hani gün yozmaganim uchun ko'rdilaring muammo chiqardi. Aslida bu boshqa ligilarda yozsak mesela client mesela ExpressGraphQL ya da ne bileyim har qanday bir framework bilan ulangan GraphQL client'ını kullanırsak ya da GraphQL servisini o bizlerge aslında hatanı birerdi. Ya dedi, derdik ki sen resolver işletme yapsan şu sebeple senin şuna şuna hata var deyip bana bu terminalda kursatardı o hataların. Bir de bizler her kanda client yok server işletkenimizi kurdursalar. Bu şunçaki execute ve build kılıydıgan schema. Yani onu da ilgilerde hatalarda bizlerge kursatmayıp. Şu sebeple ben şimdi hazır bir basic hata yaşadık. Hammadan min bor uzur. O bir de bu etkenimde biraz dikkatli bu işlerinizi sizlerden iltimas kılaman. Kuzdan kaçışma bu ben şimdi çok detaylı, basic detaylı narsalar. Yani bu itemla itemiz gördük. Vaktin akımadan ikinci mutationlar götürmüş. Çünkü irtegen bunları devam ettiremiz yana da. Mutation. Bu mutation query'ler ha bu arada keçeyim aytuydum şu sebeple bugün kaytarıp utmadım. Query malumatlarda alış üçün işletiladı. Bir tane malumat buluşum mümkün, 10 tane malumat buluşum mümkün, 100 tane. Çünkü acilini tarif verip utmadım. Hemen örnek olsun deyip hazır hatırası kalsın bir yana bıraktım. İkincisi mutation ise ben şu ki malumatlarda uçuruş, yani tahrirleş ya da ne bileyim yükleş yani insert kılış üçün işletiledigen tip. Demek bu yerde ne oluşu mümkün? Birincisi de örnek vereyim create item. Doğru mu? Ve örnek vereyim sizler bir REST API'de bir item'de create kılış için create product diyeyim de okuluş kemiği akşı bulandı da. Bir mahsulatta yükleş için bir payload gönderemiz doğru mu? Request body de ya da ne bileyim JSON formatı hiç fark etmez. Bunu diyeyim aynı şekilde. Bunun altını ben input dedim. Bir yerine siz hoklasayınız alı, hoklasayınız vali deyişiniz mümkün. Hiç fark etmez. Ben input de yapma. Input. Hoklasayınız argument deyişiniz mümkün. Args de. Ya da ne bileyim payload da deyişiniz mümkün. Hiç fark etmez. Input olsun benim için. Input. Bir de ne diyeyim ben bilmez mi? Create product input. Ve bu alan required doğru mu? Çünkü siz bir malum bir item'da yükleşiniz için onun içindeki bir şu payload'unu cünatişiniz mecbur. Mecburdur. Yani bu içini boş cünatırsanız hata veriş gerek. Yani şunun için ben dedim ki yukarıda basic validation'ımız clay. Bu yani ilk validation'ımız, birinci validation'ımız. Ondan ki bu adam menge return olarak yani REST API diyen bir narsani yüklegenizdeki yer sizga response bir narsa jo'natish kerak, to'g'rimi?
Return olarak men bunga dedim ki, aslında yok. Birden anakana cüneyt, product özüne cüneyt açışım mümkün. Hiç başka uğraşmazdı. Product'ı menge cüneyt dedim. Ve bu required. Nemege? Sen bir item yüklegen bulsan, o item senge response bu. Boşu yangi yüklengen itemde cüneyt açışka macbur, doğru mu? Ama bir de sen örnek vereyim, bir de product find kıyayını, o product bulması giyen mümkün. Yani bu yerden ya bir object response kaytaradı. Normalde comment line GraphQL'da böyle işletiladı. Bu yerde bir object cön açış mümkün. Doğru mu? Ya ki bulması bir nullable. Yani örnek vereyim, ID 999'u soradıyız. ID 999 yok bizlerde. Oşa vaqtda bizaga null jo'natadi, ya'ni xato bermaslik uchun. Agar men hozir buni allegedly required desaydim, bu menga xato jo'natardi, product null bo'lganda. Kenglar, yaxshisi bu qadar ko'p so'ragandan aytgandan ko'ra bir amalda sinab ko'rsatik. Dedim ki, return hech bir şey bir null jo'nat. Null. Qarang, hozir endi shuni xatosini olamiz. Tabiiyki, bu yerda productni olishim kerak. Deyalim ki, buni adı product. Ve bu yerde içeri fakat ID'si bu arada değişmesem, doğru mu? Bir, bir yerde ise ID deyip o zaman. ID, bir yerde bir boşluk olsun. Ben. Şimdi, kurup durganların dey, ha bu input'ta top olmadı. Bu benim ayıbım. Bana bu işin de query'in de ahir geçe bitirmegeyim için. Yani bana bu input'ta top olmadı. Bu input'ta çünkü bizler bir yerden register kılmadık ki. Input, hazırca bunu içeri fakat yine name yazalım, tamam mı? String ve required. Çünkü isim yazış mecburi bu adamda. Bu alanda. Hoş. Hani şimdi yeniden arka kaydımın ve run diyeyim. Bu yerde dedi ki karay. Bu yerde cannot return null. Diyaptı ki sen bu product'ta sen nullable alan alamazsın diyaptı. Çünkü bu alan ligi required. Ve bir yerde kaydetken bu ses karay. Query dot product. Bizlerde kandaydı? Resolver'ımız zaten bu resolver root olduğu için burası query. Bir de query'imizde içinde mesela bu hello'nu kaldırayım. Kafamız karıştırmasın. Product'ımız ondan ki ingistik ile yaptı. Hoş. Ondan ki indime dedi. Data null de bu pasta kursattı. Error'dan ki. GraphQL diyene bir afsalligi bu. Harkan ne error bu sem. Agar datanı sizge malum bir kısmını kursatıştı hoklasa. Yani de bar bogan data bu se. Onu sizde error'dan ki pasta kursatadı. Bana bunu de. Kurgan izde bir de nullable cünet olmuyorsan dedi. Ama bizler bana birden nullable olabilir deseydik. Yani nullable da cünet için mümkün diye ruhsat verseydim. Menga mana bu errorni bermasdi bu arkadaş. Ben. Ko'rib turganingizdek, product null. Ko'rdingizmi? Ya'ni bu undov belgisi ham majburiy degani, ham null jo'nata olmayman degani. Ya'ni o'sha undov belgisi bo'lgan joyda, mana bu undov belgisi bo'lgan joyda null bo'lmagan har qanday elementni jo'natish mumkin degani. Örnek vereyim alı ya da vali. Tabii ki de bu interfeysi kim karaydı. Mesela örnek vereyim hani de string de. Ya da query de uçukmasam mıydı? Uyum bulardı. Baya hello vardı ki bana nerede? Hello da string yazıyordu, doğru mu? O şey string de arkası değil mi? Hem de required bu şeydi. String yazmasanız mesela string de içi boş bulsa onu da hata gösterdi. Yani nullable bu megen narsalarda cünat için işletilirdi. Bu undo bilgisi. Demek bunu geri alalım. Ben. Bu şöyle kalsın. Hoş. Bunu bir tanesini bir yerine kopyayım. Bir yerine ait. Demek. Şimdi ikinci nabatımız mutation geldi, doğru mu? Demek bu yerde mutation'ım var. Ve bir yerde create product yapmış. Güzel. O zaman schema. Bu arada ben mutation kanday ne kalışını bu GraphQL'de bilmiyim ben. Doğrusu GraphQL.js'de. İnternetten karıp koyamam. GraphQL.js mutation. GraphQL.js client. Ya, client demesem bu aslında ya. Tamam. Aa, güzelmiş lan.
Bu GraphQL JS'de nakası var ki? Mesela başka işletirken clientlarımızda bana bu şekilde kımayız. Mesela mutation kullanırken ilk önce yukarıda mutation diye bir yazmak zorundasınız. Query ise query diye. Mesela size hazır bir basic örnek vereyim. Mesela bu root resolver'ım var, doğru mu? Yani bir de const resolver diyeyim. Herkende bir framework'ta işletirken bulsak bunu, mesela herkende bir üçüncü şahs liblerle işletirken birinci query yazarız, tamam mı? Query yazgenden ki bunu içi de tüm child'ına kadar yazarız. Mesela items. Ve ondan ki mesela bir yerde bu şekilde devam eder. Tamam mı? Ama ondan ki mesela mutation bulsa mutation ve bu yan bir empty object ve bunun içinde de mesela örnek benim ne var? Create mesela item. Bu şekilde. Eğer subscriber bulsa mesela örnek vereyim bunu kaldırayım. Üçüncü bu bir de subscriber deyip yazıp o şey subscriber'da itemlarını bir ligisini içindeki itemlarını yazardık. Bitti bitti. Bu GraphQL.js de yaptı ki menga endi bilişimce hazır bunu sinab ko'ramiz. Hozir men de aslida anaqasini ham o'qimadim. Bu yerde birden root bilan birden opti. Ligisini set qilish uchun. Va bu yerde create mutation de yaptı. Bir de direkt Express.js işletti. Benim aslında sizlerden şunu sormakçıydım. Express.js kurup işletsem mayla mı demakçıydım. Onda yine de anı kurup şunu düşünürdü bulardı. Lekin onda real application yazgını okşap kalardı. Şu sebeple o riske kırmadım. Hoş. Demek üçüncü nakamız create product'muş. Tamam snap kuramız. Bizlerden demek gitti. Create product ve return olarak bir yerde ben şunu da inerse yönetemem. Bu yerde demen ki ID ise math mesela yok math date ne olsun ya ne neyle uğraşayım date nokta now ondan keyin bir yerde ise name create product'ın bize return olarak bize böyle bir şey cünatçının bekle yapman ve bir yerde ne diyeyim ben demek mutation'da adı yani create product. Çünkü bu biz her bir endpoint'imiz deyip düşünün. Her daim. Yani burada tipte altıda bundan ne kadarsa bulsa query ya mutation altıda bundan ne kadarsa bulsa kesinlikle onun endpoint deyip düşünüşünüz mümkün. REST API'da ligi toz ligi kallası karşı idigenler bu ligi bulsa. Demek bir gün de dedik ve bir de ne de yapmış? Bir de sen bir tane input'un var ve input içinde bir object var deyip. Doğru mu? Demek bunu altı input'muş ve onun içinde bir object var deyip. Tamam. O object'te içinde ise bir title var deyip. Title mıydı, name mıydı lan? Gapruyorum, çalkaşıp gittim. Ah, name again. Name bu arada yaptı. Name. Ve o name bir string de yaptı, doğru mu? Test diyeyim. Test. Ve bunu yeniden snap kuramız. İşler şeyken amin masman ama. Wait, kendi. Did you man? Ha. Öyle gelen bu çıktı. Bir yerken mutation yazışken ki mecbur mu anlayayım? Tamam, mutation olsun o zaman. Ha bu 32. 32 bitlerine kadardı. Tamam, bunu da şey yapayım. Çünkü ha, tip, bizler de örgünüşümüz gerek bu kadar tipmez tipmezdi. Şu sebeple bana bir yerge şunu çekip bir yazayım. Ha, süper. Güzel. Bu yerde name negadır kemadı. Çünkü nemege kemagen buluşum kur. Ha, mesleğe ayet nemege kemagen. Hatırladım nemege kemagen. Bu yerde bize name de ol yapıs. Doğru mu? Aslında bize bir yerde name mas input keli yaptı. Şan mesleğe mi? Mesleğe ben konsol kurstum. Bu yerde input var. Input de içi de name var. Ben aslında o yüzden context deyip kurset hemen. B. Ve bir yerde sorry. Mesela gittim ha. Input keliyapti dedim. Doğru mu? Input'ta içi de name var dedim. Karın bir yerde test keldi. Yani biz object in object kıganımız için zaten şu an object in object kıldık. Ama bizde object in object in object. Yani üç kere kiriş var iç kere. Bu sebeple bir yerde input ve bu yerde ise input.name dediğim zaman teşekkür edip çalıştırabiliriz. Evet,
Ko'rganlaringdek ID 11 name test bo'lib keldi. Xo'p, endi mana bu yerdan dynamic o'rnak bering. Ali nima deyim? iPhone Black 64 GB olsun. Bu da SE olsun mesela. Ko'rganingizda dynamic kelyapti. Ya'ni bu yerda kontekstdan ma'lumotlarni olishda ham o'rganib oldik bir naqada. Ya'ni birinchi parametrida har doim shu input kelyapti ekan. Bu GraphQL JS da shunday. Ammo masalan bizlar bu yerda dokumentatsiyaga bir orqaga qaytaman. Masalan, bizlar Express GraphQL ishlatsak, unday bo'lmaydi. Ya'ni payloadda har zaman anaqa kelmaydi birinchi bo'lib. Nima deydi? Bu parametrlar. Bu kontekstga qarab, ya'ni bu yerda build class qarang, mana bu skema bor-ku, mana bu yer. Bir aslında kontekstdan bor bu yerda. Buni ko'rsatmayapti. Skemadan keyin kontekst deb o'sha yerda nima belgilasangiz, o'sha keladi birinchi bo'lib. Mana bu birinchiligini ichida. Bu yerda 4 ta naqa bor. Buni GraphQL anaqasidan ko'rsatayiz sizlarga. Ularga yana qaytamiz hali. Hozirgi bu sizlarga tushuncha bo'lsin deb aytayapman buni. Redux, bu yerdan Apollo Basics ve Apollo Server. Bu yerda Getting Started. Ekran ko'rinyaptimi bu arada? Request Response degan joyi qani bu yerda? Tamam, Resolver. Evet. Aslında geri dön resolverlarga qayt. Aslında bu yem mesele geçeyim mi? Bu yerde bana bunu kısım. Yemki yana da yaxşı kursatı alar edim konstruktor içeren ama varlığını. Tamam, bu mas. Bu mas. Bu mas. Bu yem olabilir mi? Değil. Bu da değil. Güzel taptım vallar. Demek bana bu Apollo Server Constructor var. Kuryasızlar mı bu içi? Bana şu içi de neme bulsa hamması normalde bana şu resolver'da bana şu yerdeki ilerdi. Turtke bölünüp. Ve bu yerde bu fakat bu Apollo demez. Express.js demiş. Express.js'in dokumentasyası bulmakan için sizler güçlüğe kursattım. Bir yerde neme varmış? Type definition, resolver'lar kıyıl yaptıken. Ondan ki context var. Data source var. Ondan ki bu nima uchun ishlatiladi edi? Men buni bu arada ishlatmagan ekanman. Yo, bunga hozircha kafamiz qarıştırmayalım. Undan keyin schema bor. Bu schemani yozgan vaqtingiz bu resolver bilan type definition required bo'lmay qoladi. Ya'ni agar siz direct schema bersangiz, bular avtomatikki tushib qoladi, ishlamaydi. Kontekst lekin har zaman mavjud bo'lgan alan, data source da har zaman mavjud bo'lgan alan, lekin ishlatmasligingiz ham mumkin, ya'ni required emas. Ondan ki root value bu da aynı şekilde. Bu validation rule'lar var bir de. Hoş, Apollo, plugins, debug, logger, mark. Tamam bir de sizge hamasını lekin kursatı olmamıştı. Aa, yep. Cüda zor. Karın, bu yok bir yanmazdı. Sizlerge kursatı işte hokla genlersin. Bulmaz. Ne de olabilirsin mekan. Bu mesela hazır şunday tushuntiray, lekin adashayotgan bo'lishi mumkin, adashmaslik uchun qaradim ama topolmadim. Birinchisida root element keladi har doim. Tamam mı? Bu haligi resolverlarning ichida. İkincisi context, üçüncüsü de data loader, data loader. To'rtinchisida esa ekstra degan anaqasi bor. Bu ko'p hollarda bo'sh keladi. Xohlasangiz o'zingiz uchinchi anaqalarini jo'natishingiz mumkin. O'zingiz xohlagan parametrlarni bu yerdan. Ama bu data loader'da ichidan database connection'ga o'xshash narsalar jo'natishingiz mumkin. Context ichidan esa inputlarni jo'natishingiz mumkin. Header'dagi parametrlarni jo'natishingiz mumkin. Root elementdan esa GraphQL mana bu schema bor-ku, mana bu schemaning ichidagi executable bo'lgan itemlarni olishingiz mumkin. Tushuntirdimmi? Normalda mana shunday ishlaydi buni haligisi. Parametres. Hazır bunu oranını almıştırken bu oluşum mümkün. Ama ben şimdi 4 de parametre kesinlikle. Harkan da ilgide library'de. Mesela bu Node.js kütüphanelerden bahsediyorum burada. Belki Python'da onday master. Ya da ne bileyim PHP'de onday master. PHP'lerde mesela karıp görmek hemen ama bu derste yok. Mesela birazdan karıp görmemiz o PHP'de hem kendi işlerine. Hoş.
Bunu tushuntirgan bo'lsam, create'ga ketdi ishimiz, to'g'rimi? Bu yerda endi create bu logikani qolganini bu yerda davom ettira olamiz, to'g'rimi? Masalan, create yopdik, to'g'rimi? Bu yerda update yopish uchun nima qilardik? Inputdan input ichiga bitta id required qilardik, masalan. Mana bu inputni ichiga berga deyardim ki, masalan, update qilish uchun, hatto direkt o'rnak yozasizlar, qiynalmasdan. Ya qolgan logikalarni shunga qarab o'zlaringiz qilib ketaverasizlar-da. ID masalan diyelim ki ID olsun ama required. Ama endi update bo'lgani uchun anaqasi name required emas, to'g'rimi? Chunki odam xohlasa yozsa, xohlasa yozmasin. Bu ya statusini ham o'zgartirish mumkin bu odam chunki. Xo'sh, mutationga yana bir dona duplicate qilamiz buni. Bam. Bu yerda esa update, bu yerga ham aynı şekilde update da inputini beramiz. Ve respons olarak her daim bizlerge bu itemini cönetişke mecbur bu arkadaşımız. Doğru mudur? Evet. Şimdi gelelim bu create the update'e. Bunu copy alabiliriz. Bu yerde hemen arsası aynı şekilde. Ve bir de en güzeli bir de bunu ID'sini hem ala alamız. Hazır en kızık çöyleri kelimiz. Validation'lar kelimiz. Ya bunu king'e de tutsak mı acaba? Xo'sh, input tamam tamam tamam. Endi bu yerga deymiz ki update. Update ishlamlar qanday bo'lishini bilishimiz uchun bu yerda ID'si 1. Masalan, bu yerga updated yozalım. Updated. Evet. Ve ko'rib turganingizdek, bu yerda create'da static ID bergandik, bu yerda qarang 11. Ikkita ekranim ko'rinyaptimi bu arada? Sizlarda xabarlaringizni o'qishda ham imkoni yo'q, voy bo'lmasa. Güzel. Ko'rib turganingizdek, bu yerda create ID'si statikdi, update dynamic qildik. Ya'ni bu yerda itemni mana bu ichkarida necha bersam, bu yerda bir ko'p. Masalan 909 desam, mana bu yerda 909 ko'rsatadi, oddiy misol. Xohlaganingizdek bu ishlan update ishlamish shunday davom etar deb tasavvur qilaylik. Ana endi delete. Delete'da qanday ishlam qilishingiz mumkin? Aslida bunu delete anlatmayayım ya. U ham bu da mutation aynı şekilde ishlaydi. İşlash mantığı bir xil. Yo delete ham ko'rsatayapti qanday qilinishini. Plus minus. Anaqada chatdan yozishingiz mumkin. Ko'rsatsangiz plus, kerak emas bo'lsa minus. Tamam. Tamam, tamam. Rahmat. Demek üçüncüsü subscriberler. Type subscriber. Bu sonunda s var mıydı yok mu da şu an hatırlayamadım, kusuruma bakmayın. Mesela diyelim ki item updated. Ne item ya? Product updated diyeyim. Yok, aslında product diyeyim. Çünkü aligini subscriber'da ko'p ishlam qilmagan bo'lamiz. Yani bir tip beramiz, create update delete deb. Uf, yo'lda gerçekten. Bu yerde yok, payload'ga kerak yok. Ve return olarak birden product'a jo'natishim mumkin. Product. Ve bu required mı? Bence olsun, evet ya. Required olsun. Xo'sh, subscriberlar qanday qilgan bu GraphQL.js'da? Men hali buni hiç qachon bo'y aytganda izlab ishlatib ko'rmaganman bunda. Demek bu yerdan kelamiz yana subscriberlarga. Evet. Bu ne ya? Bir yerde bollar ko'rsatmapti. Buni real proyektda ko'rsataman menimcha. Çünkü bir yerdaligi hozir ko'rsatmagansa va balki bir direkt GraphQL'da o'zida qila olmasligi ham mumkin-da. Shu sababli ko'rsatmagan bo'lishi mumkin. Shu yuzdan kusura bakmayın. Ve men hozir bir yerda nimalarni unutibman deb qarayapman. Tamam, bunun ichida child'larni berishing mumkin deyapti. Tamam, buni aslida bunu yozganim mana bir yerda yozib ko'rsatdim. Listi olayken, mesela karın, return olarak, bana bu joyi
bizde mana bu ID name degen joyi bor-ku, ularda mana bu metin bu neyim ya da ne bileyim bunu bunun gibi. Object in object kursatışı mümkün mü? Tamam, kursatayım onu ya. Onda en fikirleriniz çalkaşmasın. Tasavvur kılaylık. Bir faydalanıcı kirdi. O faydalanıcını satıp olgan mahsulatlarını görüştü haklıyımız deyip tasavvur kılamız. Tamam mı? Yani bu yine adını mi deyip ilgi endpoint name'ini mi diyeyim fark etmez. Siz haklıyın namı bir şeyiz mümkün. Ve bunun parametre hiç gerek emas çünkü o payload'dan aladı user ID'sini ve onge user response degen bir ligi verelim tip. Ve bu required. Yani adam site'ka kirgen vaqti her zaman onge response berilish kerak. Agar response berilmasa, demek login'i yanglish bo'lsa, xato bo'lsa, ya'ni user name ya da password'ı adam me endpoint'iga kira olmasligi kerak. Yani middleware ruxsat bermasligi kerak. Shuning uchun buni required desek muammo bo'lmaydi. Bu nimaga bularda hozir bunday hozir juda diqqatli qilyapsan deb so'rashlaringiz mumkin. Çünkü bu API'larımız da public API bo'lishi mumkin, doğru mu? Yani taşkardaki üçüncü şahs insanlarga berişimiz mümkün bu API'mızda. Normalde GraphQL API'de automatik generate kılar dokumentasyasını. Şu sebeple mesela bunu hazır koymasayız. GraphQL'de mesela front-end developer'larımız deyişi mümkün. Okey, sen bir required yazmıyorsan, ben şu üçünün required kılmadım dedi. Ondan ki ne buladı? Bu required koymadan için GraphQL hata verir. Dedi ki sen bu user response required alan ama sen required kılmıyorsan dedi. Şu sebeple bu narsalarda ligi hazırdan dikkatli qarashimiz kerak. Bu yerda masalan unda qo'ymading mi? Erta bu public API bo'lsa, tashqaridagi integration qilayotgan uchinchi shaxs firma, uchinchi partiya firmalarimiz developerlari muammoga uchrashadi. Shu sababli bularga anaqa qilishimiz kerak. Qat'iy jiddiy qarashimiz kerak. Demak, bizlar shu an user response tipini yaratamiz. Deymiz ki type. Bu arada bu sıralaması mühim emas. Xohlasangiz bunu bu tipte eng pastga ham qo'yishingiz mumkin. GraphQL o'zi tushunib, anglab oladi, ama kesinlikle bunday qilishingizni tavsiya qilardim. Yani bu birinchi yuqorida inputlar, undan keyin normal tipler, undan keyin query, undan keyin mutation, eng son subscriber bo'lsin. Yani bu product yuqorida bo'lishini tavsiya qilaman hammaga. Yani bu tip evet bu şekilde. Çünkü bundan keyin yozish Uy, nimadir uçurdum bilmeden. Bundan keyin yozish biraz menga mantiqsiz keladi buni tagida yozish. Bu eng oxiri bo'lsa, bir tüm endpointlaringizni ko'ra olishingiz mumkin falan filan. Demek, user arkadaşga keldik. Bu yerda nima bo'lishi mumkin? Birinchi o'chirda userni belgilarini olishingiz mumkin, to'g'ri mi? User. Bu user tipidan kelyapti deb tasavvur qilamiz. Va bu yerda type user. Bu yerda nimasi bo'lishi mumkin userni? Masalan ID'si ID bu haqqsangiz required qilmasangiz ham mumkin. Name var. Yok bu name ham object bo'lsin. Hammamizga juda ham qarışık bo'ladi. User name bo'lsin, tamam mı? Bir yerde yana bir tipi yasaymız. Type user name. Bu yerde dedim ki first string last name'i buluşun mümkün. String. Ve bu adamın username'i nick'i buluşun mümkün. Doğru mu? Adam yani nick bir işimiz mümkün. Nick. Bu ya. String. Ve bu yerde. Evet. Bu yerde username'de ana indi. Bana bir gün geldim. Bana bu username'i aldım. Güzel. Ondan keyin. Ne nasıl olsun? Mesela avatar. Aslında bu bir üstü bulsa daha iyi olurdu. Evet. Demek bunu aldık ve bu name alana yok required olmayabilir çünkü adam haklamazlık mümkün faydalanıcı name ve hani indi bu yerde ne buluş mümkün? Bana bir de user'de ID'si buluş mümkün birinci açıkta ID'si onu vereyim ID ondan ki bu user'de nimasi buluş mümkün? Satıp alınan produktları buluş mümkün sevetler doğru mu? Satıp alınan produktlarına products diyeyim bu öyle gitsin name yok kanım ki koyganım ki nakakımayın. Natoru koyganım ki kafanızda yorulmayın. Products. Ve bu faydalan için satıp olan produktları product bu öyle gitsin responsini versin bize. Ve bu adam mesela birden artıkça yani birden ko product satıp olan buluşu mümkün. Doğru mu? Yani örnek vereyim. Sen
Bugün telefon satıp aldın, ertege kalem satıp alışı mümkün. Ve bu yerde şimdi inerse var. Bu yangi magic organımız hazır. Bu yerde bana bunu da eksik. Bu ne demek yani? Sizlerden bir soru chatten kazık geçiş için. 30. katarga 10 belgisi koydum. Çünkü adam yazsın. Ne oldu hazır? Hemen yazsa cüre cüre kursam olardım. Çünkü çünü etken buluşum kun, çünü etken buluşum ne kadar çüntüremem bundan ki ne kadarım diye. Boş ere kaytarsa ham bula. Ama ben onda koydum. Zafer. Least nullable boş super diyor topa doğru. Hemen Ali ki birden düşüngen narsa aslında yazsın. Hata düşüngen bu seyim. Çünkü hatanı tan alış yakışı her daim. Süper. Diyor demek siz graf geldi biraz izleştirirsiniz. Maladeyiz. Aslında kendi için dursam ekan. İçindeki product null bulsa boladı degeni emez. Kısmen yakınlaştıyız. Rekordan bu boş boş mümkün emez. Süper Ayub. Ama Ayub bir yerde kayısı ne mi boş boş mümkün emez? Product mı yok ki array mi? Bir yerde bu neresi çünkü cidden mühim. Çünkü bizler bir yerde iki tane tip işleti yapmış. Biri array, ikincisi object. Tamam, highlight kılaman. Cüde cüde makul fikir bir yerde. GQL diyemiz ve highlight bu oldu arkadaşlar. Ha, bu yerde avatar string bunu unutma. Hoş, array boş buluşu mümkün emez. Doğru, array bu yani array boş buluşu mümkün emez demeyelik de array null buluşu mümkün emez deyik. Yok bu Ali'ye na doğru. Ayıp kan sizde cevabınız na doğru. Array boş buluş mümkün emez. Product null buluş mümkün. Süper. Toppa doğru. Kim yazdı bunu? Elior. Elior toppa doğru. Yani bu bir de yana koşu Elior'a yana koşunca ayıp getirdi. Demek hemen için rahmet cevap verin. Yani Zilal'ın ne cevabını kitledik. Kızık böyle yaptı. Bunun ya bitti alkış. Alkış kan yakınlardı. Karşı topçalıydı. Aa bir çıkmıyorduk. Heh, bu uyutup gitti yana ya. La. Heh, süper. Bunu basalık. Product null bulması gerek. Not doğru zıladın. Array boş buluşu mümkün. Bu diyor bu yam na doğru. Demek uje bir yerde en yakın cevap yakınlaşken Elior buldu. Kısmen doğru diye olamız. Yani bu yerde product'ımız şunu inerse array bu kesin yani response bugan data de yaptı bir yerde. Yani bana şunu sen düşündüreyim. Response bugan data array buluşken mecbur içindeki lübo inerse buluş mümkün değil yani bu. Yani product içinde null'ın buluşu mümkün. Yani bu null virgül null buluşu mümkün. Ya da ne bileyim bla 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 buluşu mümkün. Yani bunu ruhsat veremem diye yani o. Çünkü aldın mı? Product. Ama bizler de örnek vereyim. Array null buluşu mümkün. Ama içkarıdaki herkan de en iyi tip bulması gerek. Çünkü aldın mı? Bu bana bu halatta normalde doğru buldu. Ama siz deseniz ki okey men bu items collection'ında her zaman required deseyiz, her zaman required deseyiz bunu koyuşuz mümkün ama bunu tavsiye kılmayayım ben. Çünkü bu items'lar nullable olabilir. Yani array'imizi length 0 buluşu mümkün. Yani boş array buluşu mümkün. Ama onun içindeki product boş olamaz. Yani örnek vereyim bu ne demek yani? Eğer mende product var busa hazır bana bu halatta bu dediğim misal. Ben şu bu koydaki bu et yapan. Eğer benim de product var buysa içinde kandaydır product var buysa. Onun için kesinlikle bana bu product interface'e bağlı buluş gerekli yap. Yani sen bana bir yerden kilip, bana bir yerde kilip örnek vereyim. Bana yerde bana bu narsanı bitip yazamıyorsun. Bunu yazsan hata verirdi diye yani. Bana bu required bugün alanda. Bu yüzden kızıl noktaça koyu işten çıkması için. Eğer ben bunu koymasaydım o yerde üçüncü ne kadarını bilsem, yani bunun içindeki tip required bu muydu? Haklıken tipin gelişi mümkün degen anlamı geliyordu. Bazı sizlerle sal not doğru çünkü turgen buluşu mümkün. Bunu yana bir karıp eytemen ilgisini.
Şu sebeple bunu içine her doğan bir require kılışımız gerek. Deseniz ki mesela bakın joylarda buluş mümkün. Doğru. Bu array her doğan içi de boş bulmadan data bilen keliş mümkün. O zaman array'i de koyuşanız mümkün required'dı. Ama tavsiye etmeyeyim ben bunu. Kerekli, yani bu array'den keyin required değişken. Ama array içi de payload'da required değişimiz kesinlikle doğru. Ve mesela bu yerde bu product'ı hazır karın. Bunu ne edip aldık. Ama bundan hem çıralı interface düzüşümüz mümkün idi bunun için. Fazla değişiniz mümkün, siz kendi bundan hem çıralı kılışımız mümkün, değişiniz mümkün. Mesela karın, benim akılamam. Type, örnek vereyim. Ne diye örnek vereyim? Örnek vereyim ben, ne madde bir sınırı. Tamam, user product olsun. User product, tamam mı? Bu yerde ne mi buladı? Demek count, yani adam neşte satıp aldı. Mesela bu, yok, init olsun. ENT. Required bulmasın. Şartamaz çünkü. Ondan ki ne zaman satıp aldı bunu? Yok hazır bize o ne zaman satıp aldıysa için tarih koyamız. Vakt, vakt default scalar type'ı yok. Şu sebeple o hata verdi. Onu vakt getirmeyeyim ben. Çünkü ki count koyayım. Ondan ki bunu yanına da çıraylı geçimiz mümkün. Hani yine benim akla ben. Bana bu products'tı. Diyelim ki bana bu yerine koyacağım. Ve bana bu ne buldu indi? Örnek vereyim. Items olsun at. Ve bu bir object oldu indi. Array kimiyim ben? User product. User product. Kurturgan izde hazı bu bir özü bir mamde bir objectimiz vardı. Onun için de bu user'da ID'si gelirdi. Ondan ki user'da credential bilgileri gelirdi. Ondan ki bu item, user'da item'si var. Bu item'i seçilirse yine bir object var. Bu yani bu product'ı neşte satıyorken toplamda. Çünkü aldın mı? Ne işte saati bugün? Yani o şahsının ID'si bilen, yani şimdi keyin kıldık. Hani indi? Bunun için bizler kendi resolver yazışımız mümkün. Yani bu hazır şu an ben sizlere o kadar katlanır şey lazım ki bayağı karışık. Yani ben evde toluşumuz mümkün o bunun. Demek birinci orunda median endpoint'imiz var diyemiz. Ondan başlayayımız. Demek bunu bitirdik, bunu bitirdik. Bunu bitirdik. Evet. Demek keyingisi. Mi degen özgar uchun bor. Bu menga hiç narsa jo'natish kerak emas. Ve bu arkadaş bizga bu şekilde keladi. Ve unga return olarak men unga nima jo'nataman? Birinchi o'chirda ID jo'natishim kerak ekan bilishimcha. Masalan bir. Ondan keyin ikkinchisi de user tipi bor. User tipi bor u bir object. Onun ichida esa nima bor edi? ID ise bir. Ondan keyin name bağırdı, name var bir object. Hazır karın. Ben bunlar da bunda yaz yapmak ki mesela ki yere de çüntüremem. Bunu cüddeyem refaktör kısak bunlar da mesela ki kimdir menden keçe soruydu derste. GraphQL'de joinable işlemler kendi buladı deyip soruydu. Hatırlasalar. Yani kim soru gelene unuttum. Kusura bakmayınlar. Bu mesela hazır. Ben hazır bu kılıyken işim joinable işlem. Yani merde database'de bu gündeydi. User'de malumatların. Ha bu name yazıydı. Ondan ki yine de düşündüremem. Bir yerde Nick vardı. Mesela John olsun. Yok, Nick çıkarttı. John. Bu yerde first name var. First, bu da John. Last name'i olsun Doy. Tamam. Diyebilir miyiz? Evet. Hoş, ondan ki user'den ki ne vardı? Items miydi ya product miydi? Unuttum lan. Buna bakalım. User items, items içindeyse mamında tip var iken. Ve bu product object'miş ve bu items. Tamam, bu user'da bitirdim işini. Ve bu yerde keyin bir son aralık items. Items ve bu yerde count var. Count'ı 9 olsun. Bir yerde ise şey vardı. Product miydi lan? Unuttum. Ha, product'mış. Ve bu bir array'dir. Ve o adam da hazırca bitta saati bulgan mahsulatı vardı tasavvur kılamız. Bir yerde diyelim ki ID ise 1. Name'i diyelim ki olma. Demek hazır bir yerde karın. Bu örnek vereyim, hazır indi hamamız backend'den biraz bulsayım, haberimiz var.
Mana shu narsalarni polnisi mana bu shaklda olishimiz uchun database'ga en azdan mesela bu bir request bo'lsin. Yani basic application'lar için normalde bu iki request yani iki ta query bo'ladi. Yani iki ta tabloga join qilish kerak. Buni bir dona simple deb tasavvur qilamiz. Ondan keyin item'ın quantity'si ayrı bir yerde turadi. Bu bir table, üçüncü joinable işlemimiz. Productlarda alışımız için birinci satıp olgan productlarga ketamiz. Yani toplamda 7 ta table'ga backend'de ilgi kılışımız gerek. Join işlemi kılışımız gerek. Doğru mu bunu alış için? Yani bir nakan özü de. Ve bir yerde bizler de şimdi muamma boldu. Boladı bir yerde. Örnek vereyim. 7 ta joinable işlem bo'lishi kerak. Ama tamam hozir bu shunday qolsin. Undan keyin buni nimaga yozganini tushuntiraman. Demek hozir birinchi bu yozgan query'miz tekshiramiz. İşleyaptimi yo'qmi? Qoshki men bularni hammasini atzenna qilib GitHub kod deydim ya. Tih, unutdim. Neyse, o lek dars bitgandan keyin hammasini example'ni yangidan yozib GitHubga bitta-bitta commitlab jo'nataman. Demek, endigi navbatimiz nima bo'ldi? Bu query me, doğru mu? Bu yerga query yozaman. Ve bu yerda bunu atı me. Payload'um da içi boş. Bu içi boş bo'lgan vaqti mana bu kaosda yozishingiz kerak emas. Me dedim ve bu yerda ID'ni jo'natdim. Ondan keyin ID vardı. Ondan keyin ikinci olarak ne vardı? Unuttum. ID, user ve items. User'ım var eken. Tamam mı? Bu user'ımda içi de ise bu bir böyle bir object. User'ımda içi deyim ID var. Ondan ki name var. Bundan ki bu name'de içi de ise of bana bu iki nokta yok. Bana bu name'de içi de ise burada birinci nick vardı adamda doğru mu? Query'imizde içi de. Ondan ki first name'i vardı. Ondan ki last name'i vardı. Mana bu mana bu yerde bo'lish kerak. Undan keyin bizlar user'da bilgilerini aldık. Tamam. Endi bu adamni produktlar, itemlari ham bor, doğru mu? Items'ni yanlış hatırlamıyorsam. Undan keyin bu aslında bu böyle olabilir. Undan keyin count'u vardı. Undan keyin ise qaysi ilgilarni sotib olganligi haqidagi naqasi vardı. Listi bor, doğru mu? Produktları ve o bir array'di. Doğru mu? Yanlış hatırlamıyorsam. ID'si vardı. Anondan keyin ise name'i vardı. Ve bunu yana kapattım. Hoş. Bu kaysi birinin anakası. Tamam. Bunu bir yerde bu item'deki iken. Bunu yok bu product'deki iken. Bu item'deki. Bu kaysiniki. Me'niki yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Bu me'ni anakası. Bana bu canavarilerin. Evet. Bu me'niki bosa. Böyle yaparsam benimki doğru olsa gerek yok. İlk kova varıp lan bittim. Kusura bakmayın bu ilgilerde biraz takıntım vardı. Tamam benimki biraz şu an oldu gibi bir şey. Bunu da şöyle yaparsam, bunu şöyle yaparsam benimki tamamıyla oldu. Tamam. Query, ondan kim bu me'nin akası. Tamam. Demek bunu hazır yeni sınıf kuramız. Hadi bakalım. Hadi bismillah hatanı kurset. Doğru, GQL. Çünkü bu yok. Bizlerge highlight buluş için sizlere gösterdim. Bunu GQL diye bir başlıyorsam bir tek kütüphanesi var. Onu çakırış gerek. Namını unuttum hazır. Sizlere onu itemin. Bu GQL diye bir direkt adı. Item'ımız diyaptı on type user. Ha, ne miymiş? Kayırda. Not... Item mi onun adı lan? Items, user product. Bir yerde karenler, interface nato, ligine query'de notorious gengok şeyimiz. Hoş. Birinci uçurtta user response de yaptı. ID user items de cünet adı senge de yaptı. Doğru mu? Hazır yana bir kare yapayım. Bunu kapatayım. Me, ID, user, ondan keyin items. Doğru. User'de ID'si var mı? Bunga kareyimiz. Bunga şart emas. Bu ham hozir şart emas. User. Mana bu user. Bu user ichida nima bor? ID, name bor. Avatar required bo'lmagan uchun yozmadim. Yozmasam ham bo'ladi. Tamam. Bunda muammo yo'q. Items ichida nima bor dedim.
Items içinde nima bor dostum? User products bu bor. Count va products bor. Items içinde. Count va products. Doğru. Nima xato berdim o zaman? User. Cannot query failed items on type user. Demek lan? User gibi bir kare yine var. User. User tamam. Bu user içinde ID, avatar, name var. Name içinde username var. Username içinde nick, first, last var. Tamam. Başka kareyimiz. Query, me, ID, user. User'da bilgilerin olma ilişkin hazır çelik. Sınav kuramız ki. Koyalım bir yerden mi deyip. Ha, bir de sintaks nakası var ekan, hatası var ekan. Düşündüm. Bunu ki, bu item'di ki, bu product'ti ki. Tamam, bunu yaptık diye tasarruflik. Playground kullanmasalayın, ben şimdi min yoksa bir saatte uğraşasılar hatanı tapış için. Yani bunu hemen bitirdi de yapıp çıkış gerek. Hayır deneme hata kullanma geldi. Uf. Tak. Bu neyimdi ki? Tamam. Bu user'da anakası. Hatan top gelir bu sırası etsin. Vakti yok atmayalık. Ha, karen. Uji taptım. Uji taptım. Karen. User'da anakasını yapmam ben. Gördüleriz mi? Heh, şu an oldu gibi geliyor. Bu min 2. Tamam. Bu min 2. Bu ise query'di ki. Bu artıkça. Soğuk. Su alıp iç. Şimdi koysam. Tamam. Kuramız. O şenge çekiyor yok. O ses bulmayı değil mi? Bu arada da hazır bu. Bugünkü dersimiz için işletiydi genlerse de bu. Onu başını artık kim yaptı? Bana körtürgenlerinde yani bu iki de yani bir ders ben şimdi zar kıynalarımız. Ondan ki ingisi de samimiyette üç bir tanesi de kalası. Körtürgenlerinde responslarım hamas kildi. Bu yerde objekti içi de ne meymiş? Aligini kursetmeyip user'da itemlarını. Çünkü içinde nerse var mı gerçekten? Evet. Bu objektin object bu için kursetme yaptı iken. Bunu alış için sizlerge kendi kursetsem iken, kendi kursetsem iken. User'da malumatlarım kilit kendiliğine. User'da data bu yerde mi desem. Aslında o yerde mas da bu yerde mi diyeyim. Response.data.me. İnşallah yine kursatsa gerek. Heh, tamam. Kurgularin de bana bir de bu product işte bayağı ki productlar var. Bunu bilselerin gerek. Hemasını bitti bitti aldı. Bu ligini user'da ID'si başka kaç. Şimdi bu yerde ne bu oldu diye işlerin mümkün. Yani bu bizler ne bunu kıldık hazır. Şimdi bana bu eski kanakalımızı kiremiz. Diyelim ki siz hazır site'ka login bulduyuz. Site'ka login bulgun vaktiniz, boy ben yerde 7 de joinable işlem bula dedim. Doğru mu? Bana bu 7 de joinable işlem buldu. REST API'de mesela. Ve bu bundaki örnek benim bu kan için dursam ya. Çünkü şarkı da öyle yapman. Evet. Bu yerde siz ne kılışınız mümkündür. Diyeyim ki faydalanıcı bir sayka kirdi. Sayka kirgen vakti o yerde mesela e-commerce'lerde hatta mesela bir de ondan örnek göstereyim. Aga nakam bulsa. Afsus ki kayıtım var mı? Bunda yok eken de. Mesela ben yerde şu satı eken derslerini skorunu turadık mesela. Bu hazır ben şu ben yerde favorilerim var ki naka sayıda kırgan vakti bir mertte ben şu GraphQL query içinde o eken tamam mı? Bu ne bu derste ben şu gün kere ruh hattına ötüp şu satı eken derslerini sizlere kursatam ben 52 sene. Ve başka umumen fiyat çıkmaydı. Bari yoku login bugün vakti bir mertte query atar. Ya hazır bu aynı vakti bunu anlatışım doğru mu yok mu bilmiyorum ben bu mikroservislerle alakalı rakta biraz.
Yani bu itemlarda hadi sürekli fetch kımayız, değil mi? Mikro servislerde bu afsarlık var. Yani mesela bu product servisten kili yaptı. Lakin bunu cache'den olası at diyeyim. Data basically request atmazsın. Ya da ne bileyim bu tamam bu count için atmak zorundasınız. Ya da bu faydalanıcı bilgileri. Bunu gateway'e kırgan vaktisi olası her zaman. Ge oxşar. Mən şəlik REST API'den üstünlük tamamı idi bu. Mən şunca query idi. Mesela 7'de joinable işlemdi. Sadece kırganınızdan keyin. İkinci mertte request atkanınızda bir tane request bile alalım. Bir tane bile. Yani bu database'e umumən request atmaydı. Fakat bu account için atışınız mümkün request'i. Eğer bunu mesela ki işleseniz ya ne bileyim bir şeyde tutsanız front-end'e ya local store işte. Bunu hem request atışınızı kere koymaydı. Şunu düşündürüş maksadı ediyorum. Bunu kuda kalırsa mikroservislere kilitlediğimizde yine bir madde düşündürüp ayeti boyutu kilitlemen. Şu sebeple bana bir yerine diyemem ki to do mikroservislerge ötkende yine bir bar düşündür tu natoru yazdım mı lan? Düşündürüp really şey gerek. Bu en şimdiliği afsarlık birerdi ve yine nemeler kaldı. Aslında bugünkü dersimizi bu bile tüketecek bularken bu dersten yeni mesleğe menşe tipler, skalarlar ya da ne bileyim bu resolverlar hakkı resolver'da hazır öttük gene ne vardı? Direktifler aynen bular cüde cüde muhum. Ha, bu derslerde sizlerge validation'larda ürgetemen, ütemiz. Validation'larda ütetken vaktimiz. Bu yerde direktiflerde ürgenemiz. Bana bunda inanılmaz güzel özellik. Çok çok seviyorum bunu. Ondan ki yanılmaz. Skalarlarda ütemiz. Bu mesleğe işlerin ne olsa bana yerde count'u aldı da vakti yoktu. Vaktini eklemek istedim. Dedim ki date formatı gerek. Date formatı da ise ne kadar bu arada diyordum. Skalarda yani GraphQL default skalarda yok. Bunu özümüz yani custom skalar klasımız gerek diyordum. Mesela bir de example'ını kıyandım da hazır düşündürsem bunu hem kubra vakit edip oladı. Şu bir de birden Ali kendi formatta işletti buna kıyandım onu okuluydu. Ya da düşündürü varsam mı ki? Yani, ne dediysiler? Zerikmegen masalayın skalarlar diyeyim düşündürü varardım. Ondan ki bu derste kıynalmasından aynen o şey. Bu tüm library'lerde default içinde kilerdi bu GQL extension'ı. Bu hazır çüntürü deselerin bu skalarlarda çüntüremen. Eğer kirek bu derste olağımız çerçeğe deselerin bu derste kılağımız. Plus minus bunu ya. Bu uzun yazı baktılarında olayında. İki kişi kalanlar. Bu kaç kişi varız? Hali sağ ol cevabımız mı var? Tamam. Benim çarçadım aslında biraz. Numaklayı bunu çüntüreyim mi çüntüreyim mi? Skalarlar. Ama bu yan biraz katta mavzu. Çünkü bu yan validation'a alakalı. Çünkü mana bu yerde ko'rib turgan bo'lsalaringiz part value bo'lgandan keyin buni serialize. Ha, mana bu yerda уже ko'ryapsizlar ligilarni convert qilyapti. Bu yerda no, bu yerda asta validate qilmabman. Asta bu yerda validate. Ha, hey, mana qilinibdi, uzr dilerim. Burada validate qilinyapti masalan. Bu yerda ham biroz kattaroq mavzu yo'q. Menimcha bir 20 10 minutlar anglatilishi kerak bu. Menimcha bu darsga qoldiraylik buni. Zaten menimcha bugun ko'p narsa naqa qildik deb o'ylayapman. Hozir уже sizlarda bir dunyo savol bordir bunga aloqali. Xo'p desalaringiz bu darsga qoldiraylik. Haqiqatdan ham menimcha kattaroq mavzuga o'xshab ko'rindi. O zaman sharingni to'xtatyapman. Endi answer question'ga o'ta qolaylik. O'zi 1 soat 38 minut bo'ldi. Normalda 40 minut bo'lishi kerak edi.